Nereden biliyorum? Canın sıkılınca denize bakarsın sen. İyi geldiğini söylersin. Eskiden iyi gelirdi. Artık hiç işe yaramıyor. Zaten can sıkıntısı bir yaştan sonra hiç geçmiyor. İnsanın şu göğsüne böyle yumruk gibi oturuyor. Ve oradan da hiç kalkmıyor. Baba, annem ikna edemez misin? Ederdim aslında. Ama artık çok geç. Mahkeme celbini eline alınca artık bittiğini anlıyorsun. Bu saatten sonra nasıl ikna edebilirim anneni? İstiyor muyum? Ondan bile emin değilim ben. Çok kırgınsın. Aynı annem gibi. En çok neye üzülüyorum bilmek ister misin? Annenle şöyle birbirimize ağız dolusu bağırarak, küfürler ederek, camı çerçeveyi indirerek sağlam bir kavga edemeden boşanıyoruz. Demek o kadar bıkmış benden Leyla. Ya olur mu öyle şey? Anne, ya son kez bir düşünsen keşke ya. Of Pınar, her gün aynı muhabbet. Ya yanlış karar veriyorsan? Ya sonra çok pişman olursan? Kızım, sen benim sık sık fikir değiştirdiğimi ne zaman gördün? Ha? Ben bir karar veriyorsam onu uzun uzun düşünüp tartıp öyle veririm. Bu mu yani çok düşündüğün karar? Babamı boşamak. Bravo, çok güzel. Müthiş karar anne. Beni anlamanı beklemiyorum zaten kızım. Ama madem destek olmayacaksın, o zaman köstek de olma. Ben duruşmaya gidiyorum. Ay delireceğim. Anne! Sinem, benim adliyede biraz işim var. Önemli bir şey olursa beni ararsınız, tamam? Anlaşıldı mı? Şuradaki dosyayı. Efendim müdür. Evet. Davacı Ayla Soylu, davalı Rıza Soylu. Davacı Ayla Soylu ve davacı vekili Mevlüt Özyürek burada mı? Davalı Rıza Soylu, siz misiniz? Evet, benim. Duruşmaya avukatınız olmadan katılacaksınız, doğru mu? Doğrudur efendim. Pekala, duruşmayı başlatıyorum. Yani Hakime Hanım, uzun lafın kısası, ben artık sevdiğim, evlendiğim Rıza'yı göremiyorum karşımda. Bu evlilik birliğine devam etmek istemiyorum. Rıza Müdürüm, Ayla Hanım'ı dinledik. Siz bir şey söyleyecek misiniz? Elbette Sayın Hakim. Ayla Hanım'ın söylediklerine hiçbir itirazım yok. Ancak kendisi uzun lafın kısası dedi. Ben böyle dolu dolu yaşanmış bir hayata kısa lafını yakıştıramam. Yıllarca birbirimizi sevmiş, saymış,
kalp kalbe omuz omuza vermişiz. Aile olmuşuz. Her türlü zorluğun üstesinden gelmişiz. Ne acılar, ne sevinçler yaşamışız. Bizim gül gibi evladımız, dünya güzeli torunlarımız var. Şimdi bu yolun, yolculuğun, hani derler ya son 100 metresinde... eğer Ayla benden yana şikayetçi, kızgın, küskünse bu durup dururken olmamıştır. Hatalar, kusurlar, bunlar insan için. Pişmanlık da öyle. Ben bugün burada olmaktan şimdiden pişmanım. Ayla'yı bu duruma, buralara getirmiş olmaktan ölene kadar pişmanım. Ben bu hayatı yaşadığım gibi sevdiklerim yanımdayken noktalamak isterdim. O nasıl söz? Allah korusun. Maalesef her istediğimiz olmuyor. Hakkıma yalnızlık düşmüşse razı olmam icap eder. Bizde uzun lafın kısası olmaz Sayın Hakim. Ayrılık kısa bir kelimedir. Ama acısı uzun sürer, biliyorum. Ayla Hanım'ın dilediği gibi yapalım. Bunu da yaşayalım. Teşekkür ederim. Efendim, özür dilerim. Buyurun Ayla Hanım. Ne yapıyorsun sen Rıza? Ne yapmışım Ayla? Acımı çekelim. Ne istiyorsun? Ne biçim laflar bunlar? Kim ister böyle bir şeyi Ayla? Ben olacağı söylüyorum sana. Hayır efendim, olmayacak. Bize biraz müsaade edebilir misiniz? Nasıl yani? Davayı karara bağlamamız gerekiyor. Karar falan yok efendim. Boşanma falan da yok. Anne! Ne? Vazgeçtim. Ne yani? Mecbur muyum buraya geldim diye hemen boşanmaya? Ayla, ne yapıyorsun? Oyuncak değil bu. Değil tabii. Bana bu sözleri evde söyleseydin, burada ne işimiz vardı? Müdürüm, ne yapıyoruz şimdi? Bilmiyorum Sayın Hakim. İptal işte, iptal. Tamam, boşanmayacaklar. Baba, baba. Hadi annem fikrini bir daha değiştirmeden gidelim. Hadi ne olur, hadi, hadi anne, hadi babacığım. Avukat Bey, boşanmıyorum. Durum bu. Özür dilerim Sayın Hakim. İptal. Hadi Rıza, eve gidiyoruz. Çok affedersiniz.